Evet, kodlarımıza kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi son bir dosya daha ekleyeceğim ben. Bu da bizim özel CSS dosyamız olacak kendimiz. Aslında hani buna devam edebilir, oradakilerin yanına devam edebiliriz ama ben ayrı bir dosya oluşturacağım buna. Tekrar bir new diyorum. Ve CSS dosyasını seçerek dokümanı oluşturuyorum. Buraya şöyle yazalım. Bootstrap. Şöyle custom CSS dosyası diyorum. Ve bunu kaydediyorum. Ctrl C ile CSS'in pardon, CSS'in içine giriyorum buraya. Custom yazıyorum ve kaydettim. Şu anda bağlı değil sayfaya. Bunu da Bootstrap CSS'in altına şöyle bir pardon Enter'a basıyorum ve bunun altına bunu ilave ediyorum. Şimdi buraya ne yazacağız? Buraya kendimiz oluşturduğumuz şöyle bir dizayna gelip tekrar şurada gözükmüyor şu anda. Evet, bakın buraya geldi Custom CSS. Şimdi Custom CSS'e geldiğimizde mesela atıyorum örnek olarak body'ye bir arka plan rengi vereceğim. Örnek olarak background color diyorum. Ve buradan mavinin tonlarında şöyle bir renk tanımladım. Ve bunu tarayıcıda ön izliyorum Google Chrome'da. Bakın mavi rengimiz geldi buraya. Şimdi mesela atıyorum yazı tipilerini ekleyeceğiz. Mesela atıyorum projemizde oluşacak. Da bunları daha sonra ekleriz bence. O diğer projede yaparken uygulama olarak gösteririz. Şimdi bu custom CSS de bu işe yarıyor. Burada özel kodlarımızı yazacağız. Hatta oradaki media query'leri de buraya ekleyeceğiz. Onları da göstereceğim. Şimdi ilk yapacağım şey bir tane de özel bir class oluşturayım. Mesela atıyorum nokta yükseklik olarak H 500 olsun. H500 yani height 500 olarak tanımladım bunu. Buraya şimdilik ya da şöyle min height olarak yapalım. Min height 500 piksel. Ya da min height demeyelim, normal height yapalım. Şimdi mesela atıyorum ilk kodumuzu ekleyeceğiz. Şuradan bakalım. Ne diyor mesela? Div container diyor. Şimdi container'a geldim buraya body'nin içine. Kodlarımızı body'nin içine yazıyoruz artık. Div class. Bahsettiğim şey buydu. Bakın Code Inspector dediğimiz Adobe'nin Dreamer programının özelliği. CSS dosyalarını buraya bağladığınızda otomatik olarak oradaki class'lar buraya gelecek. Mesela container otomatik olarak bakın burada geldi gördüğünüz üzere. Container ve container float. Yani birazcık isimlerine alıştıktan sonra çok kolay yazması. Bazılarını zaten kopyalayıp oradan yapacağız. Hiç uğraşmayacağız bile. Şimdi container diyorum. Container'ın ne olduğunu bir görelim hemen. Şimdi bunu yazdıktan sonra içine burası içerik alanı diyelim. Türkçe yazalım. İçerik alanı. Ve geldim buraya. Temel eğitim kısmına geldim. Sayfayı yeniliyorum. Bakın burası içerik alanı diyor. Gördüğünüz üzere bakın şu sayfanın tam başından başlamadı. Nereden başladı? Yani hiçbir başka şey yazmadığımız halde direkt ortalandan başladı. Peki bunu container fluid dersem buraya geliyorum. Control space'e bastığımda cluster tekrar çıkıyor. Container fluid diyorum. Ve bakın şimdilik bakıyoruz. En başa geldi. Diyeceksiniz ki bu boşluk niye oluştu? Bu boşluk da Bootstrap'ın kendi içinde olan boşluk. Hemen ona bakalım. Buradan Ctrl F ile giriyorum. İsmini Conte Near diyorum. Bakalım doğru mu yazdık? Doğru yazmamış olabilir. Şöyle yapalım. Şu ismi alıyorum buradan. Hatta şunu alalım. Container Fluid değil çünkü o boşluk. Geliyorum buraya yapıştırıyorum. Burada Find Next diyorum. Bakın Container Fluid da 1200 pikselde. Bakın 1200 burada medya kuyeler var. 1200 pikselin içinde normal bir genişlik tanımlamıştık ilk başta. Tekrar fluid kısmına da 15'e 15 padding tanımlamışlar. Margin sağdan ve soldan boşluk. Mesela ben bunu şimdi Ctrl X ile kesiyorum. Bir deneyelim. Bakalım ne olacak. Bakın buraya yapıştı. Yani oradaki o 15 piksel boşluk böyle. İşte ben bunu böyle değiştirmeyeceğim. Ben size daha başka bir yöntem göstereceğim. Böyle yapmayacağız yani.
custom CSS dosyasında bir tane dosya tanışacağım. Nokta padding pad 0 diyeceğim buna. Yani padding 0 anlamında. İsterseniz uzun da yazabilirsiniz. Ya da P0 diyebilirsiniz. Mesela bakın şöyle P0 diye. Buna geleceğim. Padding 0 diyeceğim. Bir deneyelim. Şimdi bunu buraya yazdık ama nasıl etki edecek? Etki etmesi için buraya geliyorum. Buradaki fruit'ten sonra ard arda cluster'ı yazabilmek için boşluk bırakıyorum. Yine ben P'ye bastığımda bakın Adobe kendisi otomatik olarak burada tanımlıyor. P0 diyorum. Bakalım dediğimiz gibi olacak mı yine? Yenile dediğimde bakın yine sayfanın bu şekilde. Ben buradan 0 kaldırıyorum. Silelim. Tekrar geliyorum. Yenile diyorum. Bakın geldi. Yani bu şekilde özel CSS'ler tanımlayarak projelerimizi geliştireceğiz. P0 diyorum tekrar. Ve buradan kaldırdım bunu. Şimdi bu divlerin yani buradaki grid sistemin ilk başı yani container eğer biz bir içeriğimizi ortalayacaksak container yapıyoruz. İçerik ortadan başlıyor. Şu şekilde. Peki şöyle yapalım. Buna bir de yükseklik değeri vermiştik hatırlarsanız eğer. Neydi? Bakın H500 buraya geldi gördüğünüz üzere. H500'ü seçtim burada. H500'ü seçtim ama bunu aktif etmedi. Bakalım. H500 piksel. Renk vermediğimiz için çünkü. Background da ekleyelim ona. Background color. Ne renk olsun? Mesela şöyle bir renk tanımlıyorum ona. Bakın. 500 piksellik alanı buraya geldi. Şimdi biz bunu ölçtüğümüzde şu alanın bu arada Photoshop'u da açalım da bir dahaki derste buradan devam ederiz kaldığımız yerden. Photoshop'u da görev çubuğuna ekleyelim. Şimdi şu alan Bootstrap'ın bize söylemiş olduğu 1200 piksellik alan. Yani buradaki grid sistemde bakın ne diyor? Large device'da 1170. Yani oradaki alan container bakın width'te 1170, 970 medium'da 750 small device'da buradaki değer ölçü 1170 arkadaşlar şuradaki şu gri alan bizim yükseklik verdiğimiz tabi biz yüksekliği şu anda vermeyeceğiz daha sonra kendi zaten içerik olarak gelecek oraya. Şimdi bakın burada da bir boşluk oluştu fark ettiyseniz biz aslında dışta olduğu halde şu kendisi otomatik olarak container'ın içinde de varmış demek ki o şeyden. Buna da mesela bakın bir tane daha pad 0'ı padding 0'ı buna da ekliyorum bakalım. Yapışacak mı? Bakın görüyor musunuz? Burada otomatik olarak içerik 15 piksel içeriden başlamıştı. Biz onu buraya sıfırlayabiliyoruz. Tabi bunu istediğimize yapacağız. Hepsini yapmak zorunda değiliz. Bu şekilde projemize kodlamaya devam edeceğiz. Buradaki kodları önce anlatalım. Sonra da gerçek projemize geçeceğiz. Güncel hayattan olan. Evet bir sonraki derste görüşmek üzere.